ister şartlarda, bugünkü şartlarda iletişim yok. Babam İslam davası adına çok çalışan, adanmış bir kişilikti. Dünya malına, hırsına, mevkiine hiçbir zaman önem vermedi. Ve gayesi yeni nesillere, bizim öz kültürümüzü, kendi İslami bilincimizi, maneviyatımızı anlatmaktı. Ve bu Mescid-i Aksa şiirini yazarak babam, 50 yıl önceden bu günü görmüştür. Yani daha doğrusu İslam devletlerinin birlik içerisinde olmadığını ve birlik içerisinde olması gerektiğini vurgulamıştır. Mescid-i Aksa şiirinde babam işgal altındaki Kudüs'ün, ilk kıblemizin içler acısı durumda olduğunu görmüş. Kendisi oraya gidemese bile yeni nesillere bu şiirde bir Mescid-i Aksa umudu bırakmıştır. Anamı sorarsan büyük doğudur, batı ki sırtımda paslı bıçaktır diyerek batının sadece tekniğine eğer örnek alacaksak alalım. Fakat kendi geleneklerimize, kendi öz kültürümüze bağlı kalalım diye gençlere mesajlar vermiştir. Şu anda Kudüs için babam, Kudüs'ü unutmak kendi benliğimizi unutmaktır, anlamımızı unutmaktır, şahsiyetimizi unutmaktır ve köleliğe talip olmaktır diye düşünür. Bu şiirle yeni nesillere bir bilinç bırakmıştır. Yani Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde, götür Müslüman'a selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa, kucaklasın beni İslam diyordu diyerek İslam'ın gerçek benliğine kavuşmasını istemiştir. İnşallah bir gün Filistin kendi haklarına, özgürlüğüne kavuşacak. Bunun için duacıyız. Babam bu mirası bıraktı gençlere. Özbekistan gezilerini...